Teknoloji dünyasındaki yenilikleri ve öne çıkan girişimleri konuştuğumuz gündem teknolojiye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün yatırım çerçevesinde Avrupa'nın zirvesinde olan Türk oyun sektörünü konuşacağız. Gaming İstanbul kurucusu Meriçer Yürek ve Garavel kurucusu Nebih Başaran bizlerle beraber. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi küresel oyun pazarıyla başlayalım. Büyük çerçeveden bakacak olursak mobil kısımda küresel oyun pazarı ne kadar büyüklüğe ulaştı ve bugün dünya genelinde kaç oyuncu var Nebih Bey? 184 milyar dolar civarında bir 2022 verilerine göre büyüklüğü vardı oyun pazarının. Bunun 50 milyar doları aşkın kısmı da konsol ve bilgisayar oyunları tarafındaydı. Geri kalan büyük çoğunluk da mobil oyunlar tarafında kaldı. Dolayısıyla çok büyük bir bütçe olduğunu söyleyebiliriz. Burada 4,5 milyara yakın oyuncumuz var. Bu oyuncuların da yarısı, yani 2 milyar dünyanın çeyrek nüfusu kadar bir kısmı mobil oyunlar oynadığını söyleyebiliriz. Ki her geçen gün daha fazla kullanılan mobil cihazlarla da bu pekiştirilebiliyor. Peki Nebih Bey, mobil oyun pazarının bu kadar büyümesini sağlayan etkenler neler oldu ve Türkiye ne kadarlık bu pazar pastasından pay alıyor? Aslında biraz mobil cihazların çıkış noktasına gidecek olursak, insanların iletişim ihtiyacından sonra aslında içerik de izlemeye başlamasıyla beraber mobil cihazlarda harcanan ekran süreleri artmaya başladı. 2010'lu yıllarda bu 3-4 saatlik olan ekran süreleri günlük ortalama bugüne geldiğimizde 8 saate kadar ulaşmış vaziyette. Türkiye'de bunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Dünya ortalaması 6 saat iken ekranda geçirilen süre, Türkiye'de bu 8 saat ortalamada. Güney Afrika gibi, işte Vietnam gibi bazı ülkelerde bu 10 saate kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla ekranda harcanan süre arttıkça, mobil ekranda harcanan süre arttıkça buradaki içerikten elde edilen gelirler de artıyor. Mobil oyunda bunun öncülerinden sosyal medya platformlarıyla beraber. Peki Meriç Bey, şimdi bir mobil kısmı var, bir de bu işin PC ve konsol kısmı var. Çünkü oyun pazarı ikiye ayrılıyor, bölünüyor deyim yerindeyse. PC ve konsol tarafındaki bunun dünyadaki ekonomik büyüklüğü nedir? Türkiye peki bu PC ve konsol tarafında ne yapıyor? Bu pazar pastasından Türkiye ne kadar pay alıyor? Yaklaşık 56 milyar dolarlık bir büyüklüğü var. Hani global pazarda yıllık anlamda söylüyorum bunu. Türkiye için çok yeni henüz. Biz mobil tarafta Türkiye olarak çok iyiyiz. Yani Nebih Bey de benimle aynı fikirdedir. Bayağı ilerledik. Ve hatta şey, yani hani belki top 5 içindeyizdir. Yani ilk 5 içindeyizdir. Global. Avrupa'da lideriz. Avrupa'da lideriz değil mi? Olabiliriz. Ama yani PC konsol tarafında biraz daha yavaş gidiyoruz. Sebebi de prodüksiyonların çok farklı olması. Şu anda pazar büyüklüğü olarak bir rakam verebileceğimi zannetmiyorum. Neden derseniz son 2 yılda prodüksiyonda olan oyunlar ancak bu yıl pazara çıkacaklar. Bu yıl herhalde 30'a yakın bir oyun pazara çıkar. Ancak gelecek yıl onun hani benchmarkını verebiliriz. Türkiye'deki oyun sektörü özellikle yeni yatırım haberleriyle de hızlı büyümesini sürdüren sektörlerin başında geliyor. Peki bu yılı geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda ilk 9 ayı nasıl geçirdi sektör? Ya biraz daha konservatif olacak. Bir tahmin yürütmem çok doğru olmayacak ama 427 milyon dolardı geçtiğimiz yıl alınan Türkiye'nin aldığı yatırım miktarı, ki hani şeydik, Londra'dan sonra ikinci şehirdik. Bu çok önemli bir, bana kalırsa, derecelendirmeydi. Bu yıl onun altında kalacağımızı ben düşünüyorum. Muhtemelen %60-%70 eğrilerinde bir yerde kalacaktır diye düşünüyorum. Global ekonomik yapı yüzünden ve Türkiye'deki ekonomik durum yüzünden. Prodüksiyon maliyetlerimiz daha düşük olduğu için karlılık daha yüksek görünüyor olabilir ama yatırım biraz daha düşük olacak gelecek yıla göre. Bu benim şahsi görüşüm. Yani herhangi bir istatistik yok elimde. Peki mobil tarafta yatırımlar açısından ilk 3 çeyrek nasıl geçti Nebih Bey? Benzer durumda aslında mobil tarafta da. Bunun temel olarak 3 sebebi var aslında. Pandemi döneminde bir kez oyun oynayan kitle çoğalmıştı. Oyunda o bahsettiğim ekran süresi daha da artmıştı pandemi döneminde. Bu dönem oyun sektörü için hem mobil tarafta hem genel sektörde %10'u aşkın artışlara sebep olmuştu. 2021 yılında özellikle bir peak yaptı, bir zirve yaptı bu oyun sektörü. Mobil sektörde bu şekilde. Bu sene %4'e yakın, geçen sene itibariyle pardon, %4'e yakın bir düşüş olmuştu. Bunu tekrardan satüre edip konsolide olduğunu görüyoruz. Yani eski haline biraz daha geri dönmeye yatkın. Zira mobil oyunların ve genel olarak oyun sektörünün insanlar tarafından daha çok ilgi göreceği bir aşikar gerçek. Dolayısıyla geçen seneden bu yana olan düşüş çok kötü bir şekilde etkilemedi. Fakat yatırımların azalmasına sebep oldu. Yatırımların azalmasının yanı sıra konsolidasyonlara, yani satın alımlar yerine şirket birleşmeleri, mergerlar tarafında
daha çok aslında aksiyon gördük diyebilirim. Mobil oyun tarafında da bu. En büyük iki reklam sağlayıcının birleşerek tek bir firma altında, tek bir çatı altında birleşmesiyle aslında gerçekleşti. Ve son zamanlarda da tekelleşme ile alakalı bazı sıkıntılı haberler söz konusuydu. Yakında netleşecek olan bazı haberler. Bu bilinmezlikler çerçevesinde yine de herkes mobil oyunların gelişeceği ümidiyle şu anda sektörde durmaya devam ediyor. Peki sektör hangi ülkelerden daha çok yabancı yatırımcı çekiyor? Genellikle Batı Avrupa ve Orta Doğu, İsrail, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi, işte Aramco'nun en son yaptığı mobil oyunlara bile yatırım yapacaklarına dair Suudilerin açıklamaları da vardı. Dolayısıyla şu anda Avrupa ve Orta Doğu'nun ortasında olarak Türkiye'de bunun bir epicenter'ı diyebiliriz, merkezi oldu diyebiliriz. Tabii ki de Amerika, Rusya, Çin, bu ülkelerin de çok büyük yatırımları var ama mobil tarafta Türkiye'nin adı duyulmuş, önde olan ülkelerden biri olduğunu söylemek mümkün. Peki Meriç Bey, özellikle startupların oyun sektöründe çok startup var. Startupların scale up olması ve Türk mobil sektörü adeta unicorn fabrikası demek yanlış da olmaz. Daha çok unicorn çıkarma, bu ekosistemi Türkiye geneline yayma adına ne gibi düzenlemelere ihtiyaç var? Yani bu çok zor bir soru, çok katmanlı bir soru. Hani kolayca cevaplayabileceğim bir soru da değil aslında bakılırsa ama hani bütün şapkalarımla düşündüğüm zaman şu anda gördüğüm benim hani bottleneck dediğimiz aslında sistemin tıkandığı yer temel olarak ürün kalitesine yönelik bir seçme filtremiz yok. Ya birazcık şey hani çok böyle amiyane tabirle Türk gibi başlayıp hani Alman gibi bitirmek derler ya, biz biraz Türk gibi devam ediyoruz. Dolayısıyla şey, çok fazla proje yatırımı var ama o projelerin hani global pazar analizleri yapılmamış durumda. Biraz fazla hype var, yani oyun sektörünün çok büyümesiyle gelen hani neredeyse enflasyona varacak kadar fazla proje var. Doğru yatırımcılarımız var, doğru stüdyolarımız var, doğru genç profesyonellerimiz var, görüyorsunuz zaten yani çok başarılı iki tane hitleri var. İhtiyaç olan şu anda yani devlet, kamu, üniversite ve hani mentorlar kanalıyla yapılacak bir filtreleme. Yoksa şey, hani çok büyük bir dağılım başlayacak ve doğru projeler doğru yatırım alamayacak, yanlış projeler yanlış yatırımlar alacaklar gibi görünüyor bana kalırsa. Evet, siz de sektörde genç girişimcilerdensiniz. Peki oyun şirketi kurarken, oyun geliştirirken ilk başta hangi zorluklarla karşılaştınız? Öncelikle mobil oyun tarafında ilk girişimizi hyper casual adı verilen daha basit türde oyunlarla başlatmak zorundaydık. Başlangıcımızı da diğer iştiraklerimizden finansal alarak aslında gerçekleştirmemiz, finansal açıdan birinden yatırım almadan başlamamız manasına gelmişti. Dolayısıyla bu durumda finansalı kendimiz sağladığımız ve uçsuz bucaksız bir alanda bir başarı elde etmeye çalıştığımız bir durum söz konusuydu. Hyper casual alanında da başarılı ürün elde edebilme oranı çok düşük. Çünkü yüzlerce ürün arasında, prototip arasında yalnızca biri ikisi başarılı olabiliyor. Bunlar da çok başarılı olmayabiliyor. Bizim avantajımız ürün odaklı çalışıp bu yüzlerce geliştirdiğimiz prototip arasından şimdiye değin 600 milyona yakın indirme almış olan iki tane hit yakalamak oldu. Ve bu ürünlere yalnızca günü geçirmelik ürünler olarak değil, aslında 2,5 senedir yaptığımız güncellemelerle beraber de uzun vadeli bir ürün gözüyle baktığımız için şu an bu aşamaya geldiğimizi söyleyebilirim. Zorlukları da tabii ki bu durumda yapılan güncellemeler esnasında karşınıza çıkan bütün hatalar, işte kullanıcı yorumlarına karşı vereceğiniz tepkiler, bunlar aslında ürününüzün gelişiminde sürekli karşınıza çıkan, gün be gün karşınıza çıkan sorunlar olabiliyor. Peki girişimlerin, sizler gibi girişimlerin scale up etme noktasında gerek mentorluk, gerek fon kaynağı erişim noktasında sıkıntı yaşıyor musunuz? Kendinizi anlatabildiğiniz sürece, bağlantılarınızı düzgün bir şekilde kurabildiğiniz sürece aslında böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Öncelikle elinizde iyi bir portföy olmalı. Bunu İlk etapta sıfırdan başlayarak yatırım alacak şekilde düşünmek çok doğru olmaz. Öncelikle elinizde daha önceki deneyimlerinizden, ki bu eğitimle sağlanır. Çok fazla okulda artık oyun tasarımı bölümleri açıldı. Çok fazla yazılım derslerinin arasında verilen oyun tasarımı dersleri de var. Bunlardan esinlenerek kendi başınıza da olsa bazı projelere başlangıç verip bunları toparladıktan sonra bir yatırımcıya, işte bir mentöre gidip geleceğe dönük neler yapabileceğinizi sormanız mümkün. Bu konuda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Meriç Bey'in de dediği gibi daha derinlikli, daha niş aslında IP dediğimiz intellectual property'ye, yani
bir katma değerli ürüne yönelik hedefleme yaparak bu ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak projelendirmeler yapmak çok daha mühim şu aşamada. Peki Meriç Bey, siz aynı zamanda da sektör oyuncularını bir araya getiriyorsunuz. Hı hı. Türkiye'nin en büyük etkinliği Gaming İstanbul'a imza attınız. Doğru. Katılım nasıl oldu? Gaming İstanbul'da ne hedefliyorsunuz? Yatırımcıların ilgisi nasıldı? Ya şöyle, Gaming İstanbul'da hedeflediğimiz, hani pandemide çok net röntgenini çektiğimiz bir sosyolojik fenomen var. Zannettiğimiz kadar dijital değil insanoğlu. Hala fiziksel etkinliklerde bir araya gelmeyi ve eğlenmeyi çok seviyoruz. Pandemi sonrasında hemen 53 bin kişi toplandık Gaming İstanbul'da mesela. Gaming İstanbul'da hedefimiz şu anda dünyanın 8 büyük etkinliğinden biriyiz. Oyun ve e-spor etkinliğinden biriyiz. İlk 3'e girmek tabii. İlk hedefimiz bu. Öteki tarafta da Nevi Bey'in bahsettiği global yatırımcıyı buraya çekebilmek. Çünkü global profesyonelleri çekebiliyoruz. Komünitemizle buluşturmak ve hani know-how'un bir şekilde transfer edilmesini sağlamak. Ziyaretçilerimize de eğlenceli bir 3 gün sunmak. Ya hep 100 bin hedefiyle çalışıyoruz yıllardır ama pandemi, ekonomik kriz vesaire derken sadece hedefe çalışmıyoruz. Biraz da onlara karşı savaşıyoruz diyebiliriz. Bu yıl yine biraz altında kaldık ama profesyonel sayımızda 4K hedeflemiştik. Yani 4000'i hedeflemiştik. Hı hı. Orayı bulduk. Yani yerli yabancı profesyonel ve basın olmak üzere 4000'i bulduk. 100 bin ziyaretçi de 2024'te umuyoruz. Peki PC ve konsol kısmında? Dünya genelinde oyunlarda trend ne yönde evriliyor? Hangi oyunlara daha çok talep, ilgi artıyor? Şöyle, aynı film endüstrisi gibi büyüdü. Önce niş, tek odaklı projeler ortaya çıktı. Sonra projeler büyüdü, teknoloji arttı. Yeni nesiller farklı uzaylarla geldiler, farklı anlayışlarla geldiler. Şu anda Open World Survival Craft, bana kalırsa gelecek 5 yılın bu nedir? Açık dünyada hayatta kalma oyunları var. Bana kalırsa geleceğin iş modeli şu anda o. Özellikle Türkiye gibi hani küçük ekiplerle yüksek traksiyon kazanmamız gereken ülkelerde, ekonomilerde en doğru projelendirme bu. Ama globalde en favori oyun türünü sorarsanız FPS dediğimiz First Person Shooter veya Third Person Shooter dediğimiz Battle Royale dediğimiz savaş oyunları tabii. Hani arena oyunları. Bunlar globalde hala domine ediyorlar. Yani aslında mobil tarafta da çok güçlüler. PC, konsol, platform bağımsız çok başarılı projeler var. Dediğim gibi dünya senaryoları böyle. Türkiye'de bu prodüksiyonlara yakın bir şey üretebilir miyiz? Henüz hayal bence. Çünkü hani AAA dediğimiz büyük prodüksiyon yapabilecek insan kaynağımız henüz oluşmadı. Oluşuyor. Biraz zamanı var. Şu anda hayatta kalma açık dünya oyunları en doğru projeler bence sektör için. Peki yatırımcıların özellikle yatırım yapma noktasında dikkat ettiği konular tabii ki ülkedeki vergisel düzenlemeler, regülasyonlar, ekonomik çerçeve ve kullanıcı sayısı da etkili olsa gerek değil mi? Türkiye'de kaç kullanıcı var? PC konsol bazında mı? Evet, PC konsol bazında. Şöyle, yani segment etmek çok zor. Şimdi hardcore oyuncu dediğimiz ve casual oyuncu dediğimiz iki tür var. Aslında bilgisayar sahibi olan herkes potansiyel oyuncu olabiliyor. Bir oyunun oyuncusu olabiliyor. Bunlara mesela futbol oyunlarını dahil ettiğiniz zaman inanılmaz bir kitlesi var. Çok büyük, ölçülmesi de çok zor. Ama pek çok oyunu satın alan, çok ciddi anlamda bütçesinden para ayırıp da bilgisayar, oyun bilgisayarı ve konsol satın alan oyuncu sayısı 450 bin civarında. Tabi bu yeterli bir uzay değil. Biz de diğer tarafı çekmeye çalışıyoruz. Konsol ve PC sektörünü. Aslında başarıyoruz da şu anda yani aktif gençlerde muhtemelen mobille %50 oranlıdır. Yani 5-6 milyon civarı günde birkaç saatini mutlaka bilgisayar, konsol veya bir platform başında oyun oynayarak geçiren oyuncumuz var. Peki yatırımcının odak noktasında yatırım kararında neler etkili oluyor? Yani iki türlü cevaplayabilirim. Ben lokalde cevaplayayım. Çünkü global yatırımcının bakış açısı farklı oluyor. Ama bana kalırsa şöyle, ekibin ne kadar hazır olduğu temelde. Çünkü her projenin bir satılabiliri var. Yani o bir gerçek. Yani global pazarda her projenin bir yeri var. Niş projeler var, blockbuster'lar var, orta medium scale dediğimiz projeler var. Ekibin hazırlığına, projeyi gerçekleştirme potansiyeline bakıyorlar. Dolayısıyla bunun içinde doğru bir iş planı olmak zorunda ekibin. Mobil tarafta bana kalırsa iş planı aslında birinci öncelikken PC konsolda biraz daha öne çıkıyor. Kreatif ve hani timeline dediğimiz, zamanlama dediğimiz, çünkü PC prodüksiyonları çok maliyetliler. Buna hazır mı ekip? Yani o timeline'ı yürüme, global yatırımcılardan lokal için aldığımız feedbacklerde şu var. Bir tane
teknik insan, bir tane kreatif insan, bir tane iş modeli kurabilecek insan var mı ekipte? Projelerinin global pazarda 2 yıl sonraya satılabilirliği var mı? Ve tabii ne ölçekte bir satış bekliyorlar? Bence yatırımcının ana şeyi bu, ana odak noktası bu bir ekibe bakarken ve bir projeye bakarken. Nebih Bey, peki diğer tarafta Türk mobil oyun pazarında kaç oyuncu var ve yerli ve yabancı yatırımcı mobil oyunlara yatırım yaparken nelere özellikle kıstas olarak dikkat ediyor? Türkiye nüfusunun yarısının mobil oyun oynadığını söyleyebiliriz. Ya günde 5 dakika ya 10 dakika ya da 1 saat 2 saate aşkın şekilde de bu oyunları oynayabiliyorlar. Az önce Meriç Bey'in de söylediği gibi yerli ve yabancı yatırımcı aslında kurulmuş ekibin yeteneklerini daha çok ön planda tutuyorlar yatırım yaparken. Burada mobil oyunda projeksiyonlar PC konsola göre belki daha kısa, evet, ama yaratıcılık eğlence sektörünün bir alt kategorisi olduğu için mobil oyun sektöründe de kesinlikle mevcut. Yani yaratıcı bir proje olması, bu projenin gerçekleşmesini sağlayabilecek yazılımcı ve tasarımcı ekibinde ekibimizin içinde yer alması, bunlar yabancı ve yerli yatırımcının özellikle ilgisini çekiyor diyebilirim. Peki mobil tarafta hangi trend, hangi oyunlar üzerine yoğunlaştı? Başta söylediğim gibi hyper casual kategori aslında 2016 senesinden beri oldukça revaçtaydı. Devam ediyor. Ama şu aralar hybrid casual dediğimiz daha çok uzun süreli oynanabilen oyunlar yönüne doğru kaymakta. Casual oyunlara doğru kaymakta. Buradaki esas kıstas aslında oyun içi satın almalar mı yoksa oyundan elde edilen gelirlerin reklam bazlı mı olduğu sorusuyla alakalı. Eğer casual oyunları ele alacaksak oyun içi satın almaların daha fazla olduğu bir oyun türü olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar hem de daha derinlikli ve oyuncu daha uzun süre oyunda tutan oyunlar. Dolayısıyla sektörün biraz o tarafa doğru kaydığını, hani en uç noktada da AAA kategorideki işte az önce Meriç Bey'in de bahsettiği gibi mobile de geçmiş olan FPS, işte third person shooting tarzındaki oyunlara doğru uç noktaya doğru evrildiğini söylemek mümkün. Meriç Bey, peki oyun geliştiricisi olmak isteyen veya yeni girişimcilere neler önerirsiniz gençlere? Bu yöndeki tavsiyeleriniz ne olacak? Yani hani 12 yıldır öğrencilerime önerdiğim şeyi önereyim. Bu gerçekten dışarıdan göründüğü kadar yaldızlı bir iş değil. Doğru mu? Yani hani developer ve designer arkadaşım da yanımda. Bir kere çok ciddi bir pratik gerektiriyor. O bir gerçek. Trendleri takip etmeyi gerektiriyor. Eğitiminiz ne olursa olsun analitik düşünmeyi kesinlikle gerektiriyor. Yani istediğiniz kadar kreatif tarafta olun. Çünkü şey hani mesela biz kendi oyun stüdyomuzda inanılmaz çarpıcı tasarımlar yaratan bir ekibimiz var. Ama bunun arkasında ciddi bir mühendisliğin dönmesi gerekiyor ve mühendislik gün geçtikçe değişiyor ve gelişiyor. Muhakkak güncel olarak kendilerini güncel tutmaları gerekiyor. En önemlisi bence o. Zannedildiği kadar eğlenceli değil. Yani oyun oynamakla oyun yapmak aynı şey değil. Çok zahmetli bir iş. Bir sinema filmi düşünün ama oyuncularınız yok, mekanlarınız yok, ışığınız yok, hiçbir şeyiniz yok ve her şeyi kendiniz yaratıyorsunuz. İşte yaratıcılığın en önemli yaratıcılığın en önemli rolü de oyunda burada. Çok rahat temel konsept dediğimiz şeyden kayabiliyorsunuz ve proje bambaşka bir yere gidebiliyor beklemediğiniz. Dolayısıyla ne yazık ki her sanırım belirli bir yaşı geçmiş insanın söylediğini söyleyeceğim gençlere, çok fazla çalışmak gerekiyor. Hani öyle böyle değil. Ve şunu kesin tavsiye ederim. Şu algıdan kesinlikle kurtulmaları lazım. Artık tek bir işi yapan adama kadına ihtiyaç yok oyun firmalarında. Birkaç işi bir arada yapan insanlar, hani belki full stack developer dediğimiz insanlar çok az, onları bulmak o kadar kolay değil ama birkaç rolü aynı anda oynayabilmek, bilmiyorum Nebi Bey için de öyle mi ama benim için yani stüdyomu insan seçerken en önemli kriterim kesinlikle bu, birkaç rolde oynayabiliyor evet. mu? Peki Nebi Bey, şimdi yeni nesil teknolojilerden de bahsediyoruz. Sanal gerçeklik, yapay zeka. Bu hangi teknolojiler daha çok oyun geliştiricilerini siz entegre ediyorsunuz oyunlarınıza? Şu an için mobil cihazların üzerine entegre olduğu aşikar ve çoğunluğu da burası götürüyor. Ama tabii ki de AR, VR gibi gelecekte daha da insanların kullanımına açılacak olan ürünlerin tarafına doğru kaydığı da bir gerçek oyun sektörünün. Burada aslında her günün değerlendirmesini yapıp ileride nasıl önlemler alınması gerektiğini, nasıl gelişmelere açık olunması gerektiğini bilincini aşılamak gerekiyor oyun stüdyolarına ve genele. Yarın olmasa da bundan sonraki 6 aylık, 1 senelik, belki 2-3 senelik periyotlarda uzun vadede
stratejilerini şirketlerin buna göre belirlemesi gerekiyor. Zira oyunların yapıldığı platformlar, yani geliştirildiği bizim engine diye tabir ettiğimiz makineler zaten AR VR gibi platformlara da uygunluğa sahip olan platformlar. Buralardan evrilerek yakın zamanda çıkacak yeni cihazlara ve çıkmış olan cihazlara uyarlanabilecek şekilde oyunlar geliştirilmesini tavsiye ediyoruz. Peki sektör profesyoneli olarak genç girişimcilere siz neler önerirsiniz? Az önce Meriç Bey'in de söylediği gibi bir kere ekibin önemini vurguladık zaten. Bu ekibe uyumlu olmak için gereken eğitimi başta da bahsettiğim gibi eğitim kurumlarından kendileri öğrenerek insanların edinmesi gerekiyor. Burada yine eğlence sektörünün bir alt kırılımı olan bir sektörden bahsediyoruz. Hatta film ve müzik sektörünün hacminin totalinden daha büyük hacme sahip finansal açıdan bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla yaratıcılığın ve sanatsal bakış açısında çok önemli olduğunu söylemek mümkün. Yani insanların daha önce oyunlarla içli dışlı olmadan bu sektöre girmesi çok mümkün değil. Önceden bu şekilde hobilere sahip olan insanların aynı zamanda yetenekleriyle de birleştirerek, yaratıcılıklarını da kullanarak bu sektöre girebileceklerini düşünüyorum ki Türkiye'de de bunun için çok büyük potansiyel mevcut. Evet Meriç Bey, peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Nitelikli iş gücü bulma noktasında örneğin teknolojide, yazılım sektöründe ciddi bir anlamda açık var. Arz talebi karşılamıyor. Dolayısıyla oyun sektöründe tablo nedir? Oyun sektöründe de çok farklı değil. Yani şöyle, zaten orta ve büyük ölçekli projeler için insan kaynağını henüz yetiştiremedik. Bu biraz ama ekosistem problemidir. Neden? Çünkü mesela benim yaş grubum, benim bir alt yaş grubumda bir sonraki nesli yetiştirebilecek insan çok azdı. Dolayısıyla hani bilgisayar programcımız da azdı, uçak mühendisimiz de azdı. Oyun sektöründe de aynı şekilde reflekte ediyor bu. Şimdi diğer nesilleri yetiştirebilecek olan insanları sahaya sürebildik. Şu anda benim ders verdiğim 3 üniversitede de yani 100'den fazla öğrencim var ki bu 6 yıl önce belki 20'ydi. Ama tabii dünya bizi beklemiyor. Yani dünyanın çok fazla insana ihtiyacı var. Hele oyun sektörünün de çok fazla insana ihtiyacı var. Çünkü aynı sizin stüdyonuzda olduğu gibi yüzlerce rol var. Yani ve her rolde oynayacak ve birkaç rolü aynı anda oynayacak insanlara ihtiyacımız var. Henüz biraz gerideyiz diyebilirim. Ne yazık ki bunu söylemek istemezdim ama yeteri kadar üniversite yok, yeteri kadar bölüm yok. Çok fazla insana ihtiyacımız var, öyle böyle değil yani. Hani kasttan tutun, network engineer'a kadar çok fazla insana ihtiyacımız var. Nebibe kesin mesela, network engineer dediğimizde bulamıyoruz. Network coder'ı bulamıyoruz mesela. Gerçekten yok çünkü, henüz yetiştiremedik çünkü daha. Çok teşekkür ediyorum. Ben de değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için Gaming İstanbul kurucusu Meriç Eryürek ve Garavel Games kurucusu Nebih Başaran'a diyorum ve böylelikle Türk oyun sektörüne dair merak edilenleri bugün gündem teknolojide masaya yatırdık. Gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.